Merhaba herkese. Bugün çocuğun okula hazır olmasından bahsedeceğim biraz. Çocuğun okula hazır olması ne demek? Okula hazır olma, okulda başarı, davranış problemleri ya da agresif olma sosyal beceriler bunların hep dil becerileriyle ne ilgisi var ve sizin için bu ne ifade ediyor bunlardan bahsedeceğim. Çocuğunuz okula şu anda başlıyor olabilir ya da daha sonra başlayacaktır ama bunları bilmeniz çok önemli. Çünkü okul başarısı deyince ya da okulda sosyal olma uyumlu olma deyince aklımıza neler geliyor ve bu aslında... Ne ile daha çok ilgili? Size o konularda biraz aydınlatacağım. O yüzden bakalım çocuğunuzun okula hazırlığıyla ve dil becerileriyle ilgili Neler biliyoruz? Kanala abone olmadıysanız hemen olun çünkü bu kanalda çocuğunuzun dil ve iletişim becerilerini geliştirecek bilgiler ve tavsiyeler veriyorum. Eğer kaçırmak istemiyorsanız tık tık. Okula hazırlık dediğimizde neden bahsediyoruz? Önce bir ona bakalım. Okula hazırlık demek sosyal beceriler, zihinsel beceriler ve dil becerileri olarak üç grupta incelenebilir. Sosyal beceriler ne? Yaşıtlarıyla ya da kendinden büyük kişilerle, öğretmenlerle uyumlu olabilme becerisi, onlarla etkileşime girebilme, bu etkileşimde nasıl davranacağını bilme becerisi. Zihinsel becerilerde konsantrasyon ve dikkat becerileri gibi şeyler. Dil becerilerine baktığımızda da ona söyleneni, yönergeleri anlayabilmem, kendi istek ve ihtiyaçlarını, duygularını ifade edebilme gibi beceriler. Tabii ki bu dil becerilerine bazı okuma yazma öncesi beceriler de giriyor. Çocuğun okula hazır olması ve bu becerilerin yerinde olması neden önemli? E tabii ki öncelikle erken okul başarısı, ilerideki okul başarısının da etkileyicilerinden biri. Aynı zamanda çocuğun okulda uyumlu olması, sosyal olması, kendini ifade edebilmesi, insanların ne dediğini anlayabilmesi de çok önemli ve bu okuldaki okul başarısını ve sosyal başarısını etkiliyor. Çocuğun tabii ki bu ilk yıllarda aldığı, girdiği çevresinden ona gelen yorumlar ve davranış onun kişiliğini ve ilerideki davranış ve başarısını etkiliyor. Bazı araştırmalara göre dil becerileri okula hazırlık açısından, sosyal becerilerden, davranış problemlerinden, Hatta evde kitap okuma alışkanlığı gibi şeylerden çok daha önemli bulunmuş. Dil becerileri dediğimizde çocuğun okula başladığında sözel iletişim kurabilmesine, ihtiyaçlarını belirtebilmesine, net konuşabilmesine, anlaşılırlığının yüksek olmasını, kendini net bir şekilde ifade edebilmesini istiyoruz. Onun dışında sadece ifade etme değil, dinleyebilmesi, dinleyecek, dikkate sahip olması ve yönergeleri de takip edebilmesini istiyoruz. Peki dil becerileri neden çok önemli? Bildiğimiz bir gerçek var ki dil bozuklukları akademik performansta, okuma yazmada, sosyal ilişkilerde sorunlara yol açıyor ileride. Bir de bakmışlar ki okulda sosyal davranışında sorun olan ya da davranış bozukluğu gösteren çocuklarda dil bozukluğu görülme oranı diğer çocuklara göre 10 kat daha fazla. Yani baktığımızda okulda problemli çocukların pek çoğunun problemi aslında dil becerilerinden kaynaklanıyor olabilir. Dil bozuklukları çocukların ailesiyle, akranlarıyla, öğretmenleriyle problemler yaşamasına sebep oluyor. Bir de şunu görmüşler mesela bir araştırmada. Bu çocukların sosyal davranış problemleri sergileyen, okulda sorun yaşayan çocukların yaklaşık %40'ında tanılanmamış bir dil bozukluğu görülmüş. Yani kimse farkında değil ama bu çocuklarda aslında dille ilgili bir sorun var. Dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklar okulda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından daha da zor anlaşılabiliyor. Bu da çok önemli bizim için. Onların okulda kendilerini ifade etmelerine ve akranlara öğretmenleri ve herkes tarafından anlaşılabilmelerini istiyoruz. Başka nelere yol açıyor dildeki sorunlar? Çocukların bu agresif olarak tanımlanan davranışlarda bulunmalarına yol açabiliyor. Aynı zamanda Okul demek bazı yönergelerin alınması, bazı kurallara uyulması ve bazı görevlerin yerine getirilmesi demek. Bunlar ne olursa olsun oyun bile olsa ve dil gelişimindeki aksaklıklar bu yönergelerin anlaşılmasında da bazı sorunlara yol açıyor tabii ki. Bu sorunlar çocukların diğer öğrenciler ve öğretmenler tarafından da olumsuz algılanmasına yol açabiliyor. Aynı zamanda dil becerileri sınırlı olan çocukların okulda sorunlarını çözmek için ya da kendilerini ifade etmek için dili kullanma yoluna başvurmaktansa yine daha çok agresif yollara başvurabildiği görülmüş. Bütün bunlar bize ne anlatıyor? Çocuğun dil becerilere deyip geçmeyin. Bazen çocuğun dil becerileri yaşları seviyesinde olmadığında aman bütün çocuklar kendi zamanında gelişir. O da öğrenir. İşte amcasının oğlu da geç gelişmiş. Şimdi konuşuyor gibi sözlerle bunlar göz ardı edilebiliyor. Biz istiyoruz ki çocukların dil becerileri geri olduğunda hemen buna müdahale edilsin. Sorun ileride konuşup konuşmayacağı değil sadece. Sorun bundan çok daha geniş çapta olabilir. Bir çocuk geç konuştuğunda ya da dil gecikmesi olduğunda bu o çocukta ne gibi sorunlar doğuruyor ileride? Çocuk konuşsa bile ne pahasına konuşuyor? Ne gibi kayıpları var? Sosyal olarak ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Bunlar çok önemli. Yani sadece çocuğun ileride konuşup konuşmayacağı değil mesele. Okul zamanı geldiğinde ya da kreşe gittiğinde de olur kendini ifade edebilecek seviyede olması, yaşıtları seviyesinde olması çok önemli. Okul hayatı çocuğun hayatının büyük bir bölümü. Bu sürece olumsuzluklarla başlamasını istemiyoruz çocuğun ki ileride de daha olumlu tecrübeleri olsun, olumsuz başlayıp böyle gitsin istemiyoruz. Yani eğer çocuğunuz okula başladığında bazı davranış problemleri sergiliyorsa onun dil becerilerinin değerlendirilmesini sağlayın bir şekilde. Bu önemli. Böyle bir sorunu varsa eğer çocuğun terapiyle desteklenmeli. Aynı zamanda tam tersi de önemli. Eğer çocuğunuz okula bazı dil ve konuşma problemleriyle başlıyorsa, onun akranlarına ya da öğretmenlerine karşı bazı e, agresif ya da sorunlu davranışlar sergileyebileceği durumunu göz önünde bulundurun. Böyle bir risk olduğunu bilin uzun lafın kısası duygusal, sosyal, davranış problemleri olan bütün çocukların dil becerileri değerlendirilmeli ve eğer bir sorunları varsa dil gelişimlerinde destek sağlanmalı onlara. Onun dışında eğer çocuğunuzun dil becerilerinde bazı zayıflıklar varsa okula başladığında bu tarz davranış problemleri sergileyebileceklerini de düşünün ve ona göre belki bazı adımlar atmanız gerekebilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çocuğunuz okula ne zaman başlayacak? Zaten bu kanalda çocuğunuzun dil becerilerini geliştirmek için birçok kaynak bulacaksınız, video bulacaksınız. Bunların bazılarının linklerini aşağıya bırakıyorum. Onun dışında siz de diğer videolara da bakabilirsiniz. Çocuğunuzun dil ve konuşma becerilerini desteklemek için Instagram'da takip edip Facebook gruplarımıza da katılmayı unutmayın. Umarım bu videodan yararlanmışsınızdır. Eğer yararlandıysanız Beğendime basın, yorum yapın, kanala abone olun. Böylece video çok daha fazla insana yayılıyor. Aynı zamanda siz de diğer videolar yayınlandığında onları görmüş oluyorsunuz. O yüzden beklerim. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman. Sevgiler.